seviyorum. Dersin dört dağ içinde, dersin dört dağ içinde, gülü var bay içinde, dersini hak saklasın. Dün Pertek'teyiz, toz koparanda. İlkbaharda toprakla buluşturduğumuz tohumun bugün hasadını yapıyoruz. Dersim Belediyesi'nin ve Ovacık Doğal Kooperatif'in kolektif olarak ektiği toprağın ve bu köyde bir dostumuzun bize verdiği, hibe ettiği tarlanın hasadını yapmaktayız. Katılan tüm arkadaşlarımız var. Dayanışma gösteren bütün arkadaşlarımız var. Onlarla birlikte iyi şeyler, güzel şeyler yapmanın peşindeyiz. Bu süreçte ekonomik krizin derinleştiği bu zamanda bizim amacımız insanları sağlıklı gıdaya yöneltmek, insanları topraklarına ve üretime geri döndürmek. Biz bunu amaçlıyoruz, bunu örgütlemeye çalışıyoruz, bunu büyütmeye çalışıyoruz. Bahar ayında hep beraber kolektif olarak 50 dönüm nohut ektik. Bir bu kısma ektik, bir de diğer kısma. Bir 20 dönüm de öbür tarafta var. Şimdi kendi ellerimizle ektiğimiz tohumları hasat etmeye geldik hep beraber. Kolektif bir şekilde yergat ve kırmacık etkinliği de beraber geldik. Yorucu, sıcak ama beraber bir şeyler yapmak çok keyifli. Şarkılar, türküler söyleyerek ilerliyor. Bunun dışında gene ileride öğrenciler de şey yaptı, nohut ekimi gerçekleştirdi. Biz burada kendi ektiğimiz, kendi tohumu attığımız nohutları toplarken onlar da kendi tohumlarını attıkları nohutlara gene kolektif bir şekilde hep beraber topluyorlar. Burada ne yapıyoruz? Burada üretime katkıya geldik. Fakat elimizde fazla iş gelmez. Çay yaparız, su veririz. Kanlara destek oluyoruz. Sadece o yani bizim yapacağımız bu. Saatten sonra yapamıyoruz bir şey. Ya üretmek, bizim üretmekten başka bir alternatifimiz yok. Bu bölgede iş sahası yok, sanayi yok. Efendim ben söyleyeyim, uğraşacak başka bir iş yok. Bir hayvancılıkla işte bir bu şey üretim mi? Üretimdir. Başka yapacağımız bir şey yok. İşte bu da nohut olur, buğday olur, kuru fasulye olur. Onlar da çok iyi gidiyor. Uzun süreden beri bu topraklar boştu. Fakat şimdi işte kooperatif vasıtasıyla ekiliyor, biçiliyor. İnsanlar faydalanıyor. Bir sürü kadın arkadaşlarımız çalışıyor. Bizlere destek oluyoruz. Aslında bizim bu projelerimiz geçmişte Geyik Suyu'nda bu ekim, biçim, efendime söyleyeyim bu üretim başlamıştı. O zaman insanlar bize ne diyordu? Ya hele bakın diyor ya, bunlar gitmişler toprakla uğraşıyorlar. Sanki başka bir iş yokmuş da toprakla uğraşıyor. Ama bugün günümüzde bakıyoruz ki insanların topraktan başka uğraşacak bir işi yok. Başka bir şey yok. Yani gelir yok. Biliyoruz Fatih Başkan Ovacı'dayken orada nohut fasulye ekiliyordu. Gene insanlar diyordu ara bak kuru fasulyeci başkan, kuru fasulyeci nohutçu başkan. Ama bugün dünya artık nohutu, kuru fasulyeyi, bakliyatı, geçimi, açlığı düşünüyor, açlığı tartışıyor. Meclislerde, parlamentolarda. Fakat sonuç olarak şunu da söyleyeyim. Artık insanların bir tek çaresi var. Köylerine geri dönmeleri, üretimle uğraşmaları, efendim söyleyeyim kendi topraklarına sahip çıkmaları. Yani çok önemli. İnsanlar evine ekmek getiremiyor. Bir ekmek olmuş 6 lira. Efendim söyleyeyim ne bileyim yani insanlar geçinemiyor. Mutlaka ki bu ekonomik krizi aşabilmeleri için kendi topraklarına dönmeleri gerekiyor yani. Benim bildiğim bu kadar yani bilmiyorum. Özgür sen söyle de. Sen bitme kurban sen. O bacığın yolları. 100 lira. Hele o bacığın milleti tembeldir. Mesela hasat toplandı. Getirildi harmanda. Düvenle gezdirildi, işte savruldu, tarası ayrıldı. Artık o gün kendi hasadını içeriye alacaksın, kaldıracaksın. Çevrede durumu iyi olmayanlar ve bir takım da çocuklar da katılıyor. Ve büyükler rehberlik yapma olanağı olmayıp
düşkün olan, yani hasta olan, ne bileyim yaşlı olan insanlar yalnız kalmış. Rehberlik yapamıyor. Onların yok. Onlar gelip harmanın başında. Onlar da harmanda kaldırdığı zaman, yani dağızatı içeriye taşıdığı zaman bir miktarını o insanlara dağıtıyorlarmış. Ona harmaçalık derler. Yani harmaçalık o. Keiketit
Asero he ure şayere valamın.